Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali Birer gece fasıla ile başka başka odalarda ve biminler üzerinde aynı kızı düşünerek gecelemiş olan delikanlılar anlattığımız gecenin ertesi günü öğleye doğru buluştular. Yusuf Ali'nin dükkanına gitti. Gayet sakindi. Yapmaya mecbur olduğu işin ne kadar ağır olduğunu bilmiyor değildi. Zihninde İşi çabucak kestirip atacak bir cümle hazırlamaya uğraşıyordu. Kız razı olmuyor. Senin işin sarpa sardı. Tarzında bir şey söylemek ve mümkün olduğu kadar az izahat vermek niyetindeydi. İlk işiteceği sözün demek beni böyle dolandırdınız. Demek olacağını biliyordu ve daha bunu düşünürken vücudunun ter içinde kaldığını hissediyordu. Bayram yerine gelince. Ali'nin dükkanına sapacağı yerde karşı taraftaki kahveye girip camın yanına oturdu. Günün bu vaktinde kahveten haydi. Kendisinin biraz ötesinde iki ihtiyar geniş ve üzeri hasır örtülü peykenin üzerine bağdaş kurmuşlar. Elleri çenelerinde düşüne düşüne dama oynuyorlardı. Yusuf gözlerini Ali'nin dükkanına dikti. İçeriye iki müşteri girmişti. Onlar çıkarken Ali'nin yüzü bir an kadar kapıda göründü. Yusuf onunla karşı karşıya gelmiş kadar heyecanlandı. Hiçbir şeyden haber olmayan bu çocuğa gidip biz senin paranı aldık ama kızı sana vermedik. Onu da kendimize alıkoyduk demek herhalde kolay değildi. Ali'nin birçok taraflarının hala çocuk olduğu muhakkaktı. Böyle bir darbeye bir erkek gibi dayanabilecek miydi acaba? Yusuf'u en çok korkutan Ali'nin bağırmayıp, hakaret etmeyip ağlaması ihtimaliydi. Böyle bir şey olursa ne yapacağını bir türlü tayin edemiyor ve mütemadiyen oturduğu yerde sallanıyordu. Havalar soğuk olduğu için kepenklerinin yarısı kapalı duran şu karşıdaki dükkanın önünde biraz sonra dünyanın en büyük fenalığını yapacağı insanla beraber oturduğu yaz günlerini hatırladı. Arkadaşının pembe ve tombul yüzünü, bir şey anlatırken iki elini birden havaya kaldırarak işaretler yapışını görür gibi oldu. Birden biri yerinden fırladı. Burada daha fazla beklerse hiçbir şey yapamadan geri döneceğini anladı. Halbuki bugün bu işi temizlemeye mecburdu. Yoksa arkadaşını yaptığı fenalığın genişliği günden güne artacaktı. En doğru hareket gitmek, bu işin olmayacağını söylemek ve karşısındakinin pek haklı olarak fırlatacağı hakaretleri sessizce kabul etmekte. Kahveden çıktı ve sert adımlarla meydanın karşı tarafına doğru yürümeye başladı. Yerler kuru olduğu halde koyu bir balçığın içinde yürüyormuş gibi ayakları ağırlaşıyor, toprağa yapışıyordu. Boğazının adam akıllı kuruduğunu hissetti. Bu sırada dükkanın önüne gelmiş ve Ali onu görmüştü. Oturduğu üstü minderli Arkalıksız hasır iskemleden fırlayarak Yusuf'a doğru koştu. Onu iki elinden yakalayarak içeri çekti. Boynuna sarılarak "Yusuf'um." dedi. "Yusuf'um, göreceksin. Ne düğün yapacağım. Annem pek sevindi. Babam da ses çıkarmadı. Yaşasın. Yaşasın bu dünya be." Yusuf arkadaşının kollarından sıyrılarak ona bakmaya başladı ve birdenbire içinin karma karışık olduğunu fark etti. Korktuğu başına gelmişti. Ali ağlıyordu. Pembe ve ayva tüylü yanaklarından yaşlar yuvarlanıyor ve o bunların arkasında gülmeye çalışıyordu. Yusuf'un yanına sokuldu. Yan yatmış bir pirinç çuvalının üzerine ikisi de oturdular. Ali gözyaşlarını elinin tersiyle silerek artık Muazzez'in haberi var değil mi dedi. Var. Ne diyor? Yusuf Allah aşkına söyle. Kim bilir? O belki beni beğenmez. Ama sen söyle Yusuf. Ben kötü adam mıyım? Ben Şakir gibi miyim? Muazzez senin sözünden çıkmaz. Yusuf sen ona beni anlatırsın. Bu işi sen yaptın. Sonuna kadar sen götüreceksin. Bak şimdi sana doğrusunu söyleyeyim. Ta küçükken Beraber Çınarlı Çeşme'ye, bayramlara gittiğimiz zamandan beri içimden böyle şeyler geçerdi ama olacağını bir türlü aklım kabul etmezdi. Bu iş senin sayende oldu. Anamın başı için söylüyorum Yusuf. Artık sen benim için babamdan, kardeşimden ilerisin. Elini tekrar onun omzuna koydu. Saadetinden titriyordu. Yarın, yarın öbür gün anam gidip isteyecek. Nişanı Düğünü de gene onlar konuşacak. Ben hiçbirine karışmayacağım. Ama dedim ya bir düğün yapacağım Edremit'te 40 yıl söylenecek. Birdenbire aklına gelmiş gibi yahu haberin yok mu? Bizim Hacı Rıfat'ın İhsan da evleniyor. İki haftaya kadar düğünü var. Çoruktan gelin getiriyor. Dehşetli ahenk yapacakmış dedi. Yusuf'un kulağına böyle bir şey çalınmıştı. Başını salladı. Ali gülerek hele bir o düğünü yapsın da görelim. Sonra biz de bizimkini yaparız dedi. Yusuf ayağa kalktı. Öteki onun kolundan tutarak ne o gidiyor musun dedi. Peki git ama muazzeze benim için söylemeyi unutma. Elinden gelen her şeyi yap. Onu bana ısındır.'' Yusuf biraz düşündükten sonra peki dedi ve eve döndü. Ömrünün bu en güzel gecesini, ömrünün bu en korkunç gününü takip etmesi mi mukadderdi? Neydi bu içinden çıkılmaz meseleler? Neydi bu mavi göğe veya sevgili bir yüze bakmayı zevk olmaktan çıkaran hisler ve üzüntüler? Yusuf bunlara alışık değildi. Vaziyeti onu o kadar sıkıyordu ki bir arşın eninde ve boyunda bir kafesin içine kapatılmış gibi çırpınmak arzusu duyuyordu. Kalbinin derinlerinde yerleşen bir saadet hissi şimdi ona mevcut fakat erişilmez bir şey gibi görünüyor ve onun hırsını daha çok arttırıyordu. Hayatta hiçbir şey ona kıymetli görünmemiş, peşinden koşmak, erişmek, sahip olmak arzusunu vermemişti etrafına daima bir yabancı gözüyle bakmış. Hiçbir yere bağlanmak arzusu duymamış. Bu yalnızlığının gururu içinde memnun olmaya çalışmıştı. Şimdi ilk defa bir şey istiyor. Hem de korkunç bir şiddetle istiyordu. Fakat niçin bu istek bir imkansızlıkla beraber gelmişti? Niçin hayatının bu en büyük arzusunu şimdiye kadar belki yine içinde fakat en gizli yerlerde saklı duran bu arzuyu hapsedildiği yeri parçalayarak ortaya çıkar çıkmaz öldürmeye mecbur kalıyordu. Niçin? Kimin için? Ali gözünün önüne geldi ve dudakları yarı merhamet, yarı istifaf ile büküldü. Bir an içinde arkadaşını adam akıllı aptal ve basit buldu. Onun birkaç sene evveline kadar mektep kitaplarından birkaç seneden beri de patates yahut zeytinyağı fiyatlarından başka bir şeye aklı ermediğini düşündü. Uzun senelerini onunla yan yana geçirdiği halde bu çocuğu hiçbir zaman uğrunda bu kadar büyük bir fedakarlığı yapacak derecede sevmediğini anladı. Zaten Yusuf senelerden beri hiç kimseye karşı kalbinde muhabbet beslemiyor ve bir insanı sevebilmesi için ona hayran olması lazım geldiğini anlıyordu. Hürmet ve takdir hisleri beslemediği hatta tepeden baktığı ve küçük gördüğü insanları nasıl sevebilirdi? Selahattin Bey'i bir parça seviyorsa buna sebep Yusuf'u çok kızdıran aczinin yanında bu adamın harikulade denecek kadar iyi bir kalbe malik olmasıydı. Zaten şahinde kadar manasız, dırdırcı, ne yaptığını bilmez bir kadına peygamberce bir sabır ile tahammül eden bu adam Yusuf'u ilk günden beri hayrete düşürüyordu. Halbuki muazzeze karşı olan hisleri üst bütün başkaydı. Onu hariçte bir mevcut, yabancı ve başka bir insan olarak düşünmüyor, kendinin bir parçası, kolu, gözü ve yüreği olarak tasavvur ediyordu. Burada beğenmek veya beğenmemek, sevmek veya sevmemek, hayran olmak veya küçük görmek bahis mevzu olamazdı. Çünkü böyle şeyleri bir kere bile kafasından geçirmiş değildi. Muazize dair içinde uyanan ve şuuruna varan his, onun kendisinden koparılması ihtimaline karşı duyduğu müthiş bir acı oldu. Fakat şimdi birbiri arkasından yuvarlanıp gelen ve önüne geçilmez bir şekilde inkişaf eden bir hadiseler zinciri, ona en umulmayacak şeyi yaptırmak istiyordu. Yusuf, kendisini içten içe kaynatan bütün isyan hamlelerine rağmen boyun eğeceğini, ne bilgisinin, ne de kuvvetinin ona yardım etmeyeceğini biliyordu. Müphem bir düşünce şeridi halinde kafasından bunlar geçer ve o elleri ensesinde mindere arkası üstü uzanıp gözlerini tavana dikerken hafifçe oda kapısı gıcırdadı. Yusuf hemen doğruldu. İçeri girenin muazzez olduğunu görünce ayağa fırlayarak ona doğru yürüdü. Muazzez'in kalbi patlayacak kadar hızlı atmaya başlamıştı. Fakat Yusuf onu boynuna sarılacağı, yüzünü gözünü öpeceği yerde yanından geçerek kapıya gitti. Orada arkasını döndü, kendisine hayretle bakan kıza ''Ben dışarı gidiyorum, acele bir işim var.'' dedi. Yusuf ''Yarın öbür gün Ali'nin anası sana görücü gelecekmiş. Göreyim seni, kaymakam kızı olduğunu belli et.'' Yusuf Annenin sözlerine de pek kulak asma. Ali kötü çocuk değildir. Parası var, malı da var, ahlakı da mazbut. Son cümleleri söylerken Yusuf'un yüzünü zehirli bir tebessüm kaplamıştı. Bunu fark eden Muazzez bir adım geriledi, bir şey demek için ağzını açtı fakat diyemedi. Birkaç kere daha gayret etti fakat bu sefer de gırtlağından ancak anlaşılmaz birkaç ses fırladı. Bir şeyler söyledim zannettiği halde kelimeler ağzının içinde kalmışlar ve dışarı çıkamamışlardı. Yusuf'un kafası zonk zonk atıyordu. Fakat hep o kendine hakim tavrıyla yalnız daha sıcak genç kıza sokuldu. Sus kızım, bunun böyle olması lazım dedi. Anlattığımız vakalardan beri iki hafta geçmiş bu müddet zarfında Yusuf eve pek az uğramış zamanını daha çok zeytinlikte geçirmişti. Gece yarısından sonra geliyor, şafakla beraber gidiyordu. Muazzez ile karşılaşmak istemediği belliydi. Bir müddet evvel Ali'nin annesi Muazzez'e görücü gelmiş, düşünelim cevabını almıştı. Bunun burada bir muvafakat olduğunu malumdu. Artık söz kesilmiş demekti. İki tarafta mümkün olduğu kadar ağırdan almış olmak için sual ve cevapların arasını uzatıyorlar, birbirlerine pek seyrek gidiyorlardı. Fakat Ali'lerin evinde nişan hazırlığı başlamış, hatta nişanda gösterilmesi adet olan baklava tepsisini örtecek kırmızı gaz boyaması bile bir kenara ayrılmıştı. Selahattin Bey, 320 liranın ödenmesinin sinirlerine verdiği gevşeklik içinde her şeyle alakasını kesmiş gibiydi. Mütemadiyen ve sabahlara kadar düşündüğü günlerin acısını çıkarmak için olacak, kafasının mutlak surette boş kalmasına gayret ediyor ve evde kendisine sorulan en basit şeylere bile omuz sıkmakla mukabele ediyordu. Şahinde Hanım eskisi gibi komşu komşu dolaşıp gevezelik etmekte, alemler yapmaktaydı. Araya giren soğukluğa rağmen Hilmi Beylere bile gidip geliyor, yalnız burada Muazzez'in başkasına sözlü olduğunu asla ağzına almıyordu. Fakat başka yerlerde daha da bir kararımız yok ama bilmem ki. Damadı pek zengin diyorlar. Ahlakı da melek gibiymiş. Diyerek Ali'nin senasında bulunmaktan geri kalmıyor ve bu sırada ondan damat diye bahsederek işin pek iktidarlarda anlatmak istiyordu. Fakat tek başına bir şey becerecek kadar akıllı olmadığı ve Selahattin Bey ile Yusuf da bu son günlerde kendi havalarında gezdikleri için Nişan hazırlığı falan yapıldığı yoktu. Bu vaziyetten en çok sıkılan ve ne olduğunu, ne olacağını bir türlü anlamayan Muazzez her sabah ve her akşam Yusuf'u tek başına bulup konuşmaya karar veriyor. Fakat bazen cesaretsizliği, bazen de Yusuf'un yorgunluktan bitkin bir halde eve gelip derhal yatağa girişi yüzünden bunu bir türlü yapamıyordu. Birkaç kere annesinin ve babasının evde olmadığı akşamlar Yusuf'u geç vakte kadar bekledi. O gelince önüne çıkıp Yusuf abi diye sözle başlayacak oldu. Yusuf derhal onun sözünü keserek daha yatmadın mı muazzez dedi. Kış günü bu kıyafette sokağa çıkılır mı? Koş yatağına. Ben de bugün çok yoruldum. Hemen yatacağım. Genç kızın cevap vermesini beklemeden odasına girdi. İlk zamanlarda Yusuf'a karşı müthiş bir hiddet, hatta kin duymaya başlayan, sonra yavaş yavaş bu kızgınlığı büyük bir teessüre çeviren Muazzez, son zamanlarda Yusuf'un halinden korkmaya başlamıştı. Herhalde abisi göründüğü kadar sakin olmayacaktı. Bir akşam gene başlamak üzere olan bir mukalemeyi kesmek için sert sert cevaplar verirken birdenbire elini uzatarak Muazzez'in yanağını okşamış, Muazzez bu elin sıtmalı gibi titrediğini fark etmişti. Bazen kızın sözlerini hiç kesmeden belki 10 dakika ve daha fazla dinliyor. Gözlerinde anlayan, hatta aynı şeyleri hisseden ışıklar yanıyor. Fakat karşısındakinin sözü biter bitmez sanki hiçbir şey dinlememiş ve rüyadan uyanıyormuş gibi kuru, yabancı, manasız bir cevap veriyor ve hemen uzaklaşıyordu. Onun bu hallerini gördükçe Zavallı muazizin perişanlığı daha çok artıyordu. Bütün gününü evde yalnız geçirdiği için kendi kendine dinlemeye alışmıştı. Durup dururken ağladığı, sonra hafif bir tebessümün dudaklarına yayıldığı oluyordu. Kübra ile anası ise evde iki hayal gibiydiler. Kendilerine lüzum olmadığı zaman yok oluyorlar ve arandıkları zaman sanki havanın içinden birdenbire biti veriyorlardı. Onlar da sinirlerinin uzun süren bir uyanıklığını dindirmek için Selahattin Bey gibi manevi bir uykuya dalmışa benziyorlardı. Kübra biraz toplamış olmakla beraber yüzünün hasta sarılığını hala muhafaza ediyordu. Birkaç kere gündüzleri yukarı kata Muazzez'in yanına çıkmış, yapayalnız bir odada bir mindere yüzü koyun yatarak düşünen genç kızla bir iki laf etmek istemişti. Fakat birbirlerine söyleyecek bir şey bulamadılar ve sıkıntılı bir sükut içinde uzun zaman yüz yüze bakıştılar. Bugünden sonra Muazzez Kübra'dan büsbütün kaçar oldu. Sebebini bilmediği halde bu kıza karşı içinde bir kızgınlık var gibiydi. Bir insana en muhtaç olduğu bu zamanlarda bile aklına bir kere olsun Kübra gelmemiş ve o bunu arayınca da ona ısınamamıştı. Isınmak şöyle dursun, birbirlerine susarak bakışırlarken onun gözlerinde kendisini ısırmak isteyen parıltılar gezer gibi olmuştu. Mümkün olsa gündüzleri bu evden kaçacak yahut bir köşeye saklanacaktı. Bereket versin, evde kapalı kalan ve ehli bir hayvan halinde fakat çok daha mağsalsız büyüyen kızların hepsinde olduğu gibi onda da vücudunu ve kafasını hiçbir şeyle meşgul etmeden, hiçbir şey düşünmeden ve hiçbir şey yapmadan saatlerce, günlerce belki aylarca, senelerce bekleme kabiliyeti vardı. Ve içini yakan düşüncelerden bitap bir hale gelince bu mutlak hiçliğin kucağına atılıyordu. Bir tesadüf, daha doğrusu bir felaket, birdenbire her şeyi değiştirdi. Hacı Rıfat'ın İhsan bir haftadan beri düğün yapıyordu. Bir şarşamba akşamı ahenk ve coşkunluk son haddine varmıştı. Çay içi denilen mahalledeki evin avlusu kadınlarla ve kapının önündeki meydan erkeklerle doluydu. Hepsinin başları hacı yazmasıyla örtülü kadınlar avlunun kenarında sıralanmış ve oturmuşlardı. Ev halkından bir kısmı ile samimi ve teklifsiz misafirler yukarı kata çıkan merdivene dizilip aşağı seyrediyorlardı. Oldukça soğuk havaya rağmen belki de yaklaşmakta olan baharın verdiği bir cesaretle düğün açıkta yapılıyordu. Avlunun ortasındaki taşlıkta birkaç çingene karısı ellerinde zilli teflerle kısa tempolu oyun havaları çalıyorlardı. Mahallenin genç kadınları ve kızları önlerine bakarak ve sarı çetik papuçlu ayaklarıyla kısa adımlar atarak bu kasabaya mahsus oyunlar oynamaktaydılar. Gelin başında sıra sıra altın ve incilerle yüklü bir fes taşıyor ve ince bir tül arkasına iki demet sarı tel yanaklarının üstünde göğsüne uzanıyordu. Onu bugünün hürmetine bir tahta iskemleye oturtmuşlardı. Şaşkın ve ağlamış gözlerle ara sıra etrafı süzüyor. Fakat daha ziyade önüne bakarak ihtimal bu sıkıntının biteceği dakikayı bekliyordu. Kolları ellerini örtecek kadar uzun olan ve etekleri yerde kat kat biriken vişne çürüğü kadifeden dallı elbisesi yüzüne hafif bir pembelik veriyor ve avlunun bir köşesinde yanan çıraların ışığı nemli kirpiklerini zaman zaman parlatıyordu. Yanı başında oturan anası mütemadiyen üstlüğü ile gözlerini siliyor ve ikide bir de gelip kulağına bir şeyler söyleyen oğlan tarafına mensup kadınlarla konuşuyordu. Birkaç kere gelini de oyuna kaldırdılar. Çingene kadınların tefleri birdenbire seslerini yükseltti. Kısa mısralı şarkılar ağızlardan daha mana hatta daha şehvet dolu olarak dökülmeye başladı. Ortaya çıkınca bir müddet ne yapacağını şaşırmış gibi bekleyen gelin yavaş yavaş adeta donukluktan çözülüyormuş gibi kımıldadı. Etekleri zeminin iri siyah taşları üzerinde ileri geri birkaç hareket yaptıktan sonra sıçramaya benzeyen küçük hamlelerle avluyu dolaşmaya başladı. Altın işlemeli iri dalları çıraları ışığında parlayan kalın kadife elbiseye rağmen Vücudunun henüz çocukluktan çıkmayan naifliği belliydi. Bol yenli kolları ancak göğsünün altına kadar kalkıyor ve parmakları işitilmeyecek kadar hafif şıkırdıyordu. Başından sarkan tüllerin altında, ince ince beline kadar uzanan saçları vücudunun hareketlerine uyarak sallanıyordu. Yarı kapalı gözleri hep yerdeydi. Oyluklarını saran enli gümüş kemer, kalçalarının hafif ve ahenkli hareketlerini meydana vuruyor ve bu sırada ışık oyunları yapıyordu. Bütün raks, gelinin vücudunun muhtelif yerlerini belli belirsiz fakat görülmemiş bir ahenkle ve birbirinin içinde kaybolarak hareket ettirmesinden ibaretti. Kenarda dizili duran ve memnun bir tavırla başlarını sallayan kadınlar ve onların yanı başlarında bağdaş kurup uslu uslu oturan çocuklar Sanki gelinin hareketlerinden en ufak bir noktayı kaçırmaktan korkuyorlarmış gibi dikkatle bakıyorlardı. Merdivenin altındaki bir tahta ambarın üstüne ilişen İhsan'ın annesi bile hizmetçilere emir vermeyi bırakmıştı. Tasvip eden gözlerle oyunu takip ediyor ve Aslan oğluna layık bir gelin aldığını düşünüyordu. Dışarıda erkeklerin yaptığı ahenk ise hiç bu kadar sakin ve ağır değildi. Geniş ve tozlu meydanın kenarlarına dikilen sırıkların üzerinde demir ızgaralar vardı ve bunların arasına sokulan çıralar meydanı oldukça aydınlatıyordu. Bir kenarda mekiye alan iki davul ile iki zurna ve bir klarnetten ibaret çalgı heyeti bir an bile durmadan ardı arkası kesilmez havalar çalıyor ve zurnacıların şişirilmiş birer kursak gibi gerilen yanakları yağlı yağlı parlıyordu. Kenarlara dizilmiş olan ağaç kütüklerinin üzerinde kasabanın ileri gelen delikanlılarının hemen hepsi mevki almıştı. Mavi çuha elbiseli kabadayılardan nefti şeytan bezi giymiş efendilere kadar İhsan'ın bütün dostları gelmişlerdi. Az çok herkes sarhoştu ve İhsan bir elinde koca bir binlik, öbüründe teneke bir maşrapa ile dostlarını dolaşmaktan geri kalmıyordu. Esmer yüzünde manasız bir yorgunluk ifadesinden başka bir şey yoktu. Ter damlalarıyla ıslanan ince ve seyrek bıyıkları arkadaşlarının önünde şaşkın bir gülüşle sanki daha seyrekleşiyordu. Arkaya doğru attığı oyalı Yemen lifesi başının yan taraflarındaki siyah kıvırcık saçlarla ortasındaki ustura ile kazınmış yeri meydana çıkarıyordu. Kafasının içinde bu akşam arkadaşlarına iyi hizmet etmek onları iyi eğlendirmek düşüncesinden başka bir şey yoktu. Bunun için zurnalar biraz duracak olsalar derhal küfürleri savurarak o tarafa koşuyor fakat zavallı çingenelerin pek çabuk boşalan iri rakı şişelerini adamlarına mütemadiyen doldurtmayı da unutmuyordu. Çalgıcılar halay havası çalınca kütüklerin üstünden hemen 5-10 kişi kalkıyor, arka arkaya dizilerek ağır ve ölçülü adımlarla meydanda dolaşıp Oynamaya ve ellerini başlarının üstünde birbirine yaklaştırıp tekrar yanlarına bırakmaya başlıyorlardı. Bazen parmakları iyi şakırdasın diye toprağa sürülüyor ve ağızlarından bir sarhoş geğirmesini mütakip yüksek perdeden bir nara fırlıyordu. Ali daha erkenden gelmiş ve bir köşeye oturmuştu. Pek sarhoş değildi. Çiğlik olmasın ve İhsan'ın hatırı kalmasın diye iki yudum rakı içmişti. Orta yerde dizlerini toprağa vurup dönen iki arkadaşına keyifli gözlerle bakıyor. Kendi düğününde her şeyi daha iyi yapabilmek için etrafına dikkat etmekten de geri kalmıyordu. İhsan birkaç kere gelip Ali'nin yanına oturdu. E ee, nasılsın bakalım? Senin düğünün ne zaman? dedi. Etme canım daha ortada bir şey yok. İhsan sitemli bakışlarla onu süzdü. Bizden de mi saklı? Gücendim doğrusu Ali dedi. Öteki cevap vermeden İhsan yerinden fırladı. Ali onun gittiği yere bakınca birkaç kişiyle birlikte gelen Şakir ile Hacı Etemi gördü. Şakir her zamanki gibi sarhoştu ve Hacı Etemin koluna girmişti. Ayağında paçalarının düğmeleri çözük, haki bir külot pantolon, sırtında lacivert bir ceket ve yelek vardı. Oturanlar yeni gelenlere aralarında bir yer açtılar. İhsan onları karşıladı ve itibar etti. Şakir kendisine uzatılan rakı dolu maşrapayı yakaladı. Kaşlarını havaya kaldırarak dikti. Sonra yüzünü buruşturarak avucunun içiyle ağzını sildi. Hacı Etem cebinden leblebiyle üzüm çıkararak uzattı ve İhsan'ın adamlarından biri büyük bir çinko sahanın içinde turşu getirdi. Bu aralık Şakir'in gözü birdenbire kendisinden 5-6 adım ötede duran Ali'ye ilişti. Derhal etrafındakileri dirsekleriyle iterek olduğu yerde serbestleşti. Sonra başını yukarıdan aşağıya ve sağdan sola gezdirerek müthiş bir nara attı. Oradakilerden birkaçı işi derhal çaktılar ve Hacı Etem kendi kendine sardık başımıza belayı dedi. Çünkü ortada güya henüz bir şey olmadığı söylenmesine rağmen Ali'nin muazzezi alacağına kasabada olmuş bir şey diye bakıyorlardı. En ziyade Şahinde Hanım'ın inkar tarihiyle ilan ettiği bu havadis daha ilk günlerden beri Şakir'in kulağına da gelmişti. Hacı Ethem'le ikisi Yusuf'un 320 lirayı nereden edindiğini derhal anlamakta da güçlük çekmediler. Hacı Ethem, bu oğlanı güzel bir oyun oynamak niyetindeydi ve bir fırsat bekliyordu. Halbuki Şakir olmuş bitmiş saydığı emellerini, suya düşüren her şeyi bırakıp peşinden koştuğu kızı birkaç yüz sarı lira sayınca elinden alıveren rakibini görür görmez köpürmüştü. Büyü hakime söylediğini belli etmeyerek fakat yarı yarıya Ali'ye bakarak küfürler savuruyor ve ''Aman Şakir Bey, sana yakışmaz, ağır ol.'' dinin hakkı için diye kendisine teskine çalışanları omuzlarıyla iterek ''Bırakın, bırakın beni, ben yakarım'' diye bağırıyordu. Ali de derhal işi fark etti, bir bela çıkmasın diye gitmeyi düşündü. Fakat ondan sonra Edremit'te kimsenin yüzüne bakamaması icap ederdi. Bu kadarını yapamayacağını anladı ve aldırış etmemeye çalışarak yerinde kaldı. Şakir gitgide azıyordu. Bir kere aklı muazzeze saplanmıştı. Mütemadiyen onu görüyor ve nazarları Ali'ye iliştikçe hakikaten içinde kaynar sular köpürüyormuş gibi oluyordu. Bu korkak, bu miskin bakkalın kendisi gibi bir fabrikatör oğluna, bir beye üstün tutulmasına aklı ermiyor ve bütün bunların mesuliyetini bu anda Ali'de buluyordu. Benden kabadayısı varsa çıksın bu meydana diye bağırdı. Yok ağam Senden üstün yiğit Edremit'te ne gezer?" diye etraftan hemen cevap verdiler. "Benim yediğim yemişe elini kim sürecekmiş bakayım." Gene etraftan atıldılar. "Kimin haddine düşmüş Şakir Bey? Sen keyfine bak." Ali yerinde rahat oturamaz oldu. Şakir boynunu iki tarafa kıvırarak gözleri kapalı bağırıyordu. "Böylesi varsa kanını içerim." "İçeriz Şakir Bey, sen rahat ol." Bu sırada davul zurna tekrar bir halay havası çaldı. Gitgide muvazenelerini kaybeden bacaklar yerde sürüklenip toz çıkararak birbiri arkasına dolaşmaya başladılar. İki de bir de oynayanlar duruyor. Bellerden tabancalar çıkarak havaya dört beş el sıkıyorlardı. Şakir etrafındakileri iterek ortaya atıldı ve oynayanların arasına katıldı. İpekli Halep işi kuşağı çözülmüş yerde sürünüyor ve ayağına dolaşıyordu. Sol eliyle onu beline sokuşturarak oynamaya başladı. Zorla ayakta duruyor ve olduğu yerde dönüyordu. Dizlerini yere vurmak için eğildiği sırada yüzüstü tozlara yuvarlandı ve güçlükle doğruldu. Gözlerini açamıyor ve etrafa göz kapaklarının arasındaki bir çizgiden bakıyordu. Bir aralık Ali'nin önünde olduğunu hissetti. Ona dönerek dimdik durmaya çalıştı. Yüzünün adaleleri ve dudaklarının kenarı sinirli sinirli oynuyordu. Hep o yarı kapalı gözlerle kaşları alnına doğru gerilmiş meydan okuyan bir tavır aldı. Ali de doğrulmuştu. Sapsarı yüzüyle karşısındakine bakıyor ve şu anda Şakir değil etraftaki arkadaşlarını bir korkaklık yaparsa onların ne diyeceğini düşünüyordu. Şakir hafif bir silkindi. Oyuncular halkasının ortasına girmiş bulunan bir davul ile bir zurna bu tarafa yaklaşmıştı. Davulcu kamburunu çıkararak var kuvvetiyle tokmağa vuruyor. Zurnacı ise bütün vücuduyla oyuna iştirak ediyormuş gibi kıvrıla kıvrıla üflüyor ve çalgının ağzına bazen oynayanlardan birine bazen de büsbütün coşarsa dimdik gökyüzüne çeviriyordu. Şakir oyuna devam ederek birkaç adım ilerledi. Bu sırada seyircilerden ve oynayanlardan bir kısmı silahlarını çekmişler, birbiri arkasına havaya sıkıyorlardı. Şakir de elini sol tarafına attı, lacivert ceketinin altından iri bir Smith Wesson tabancası çıkararak yıldızlara doğru üç el sıktı. Sonra sanki bu ağır silahı taşımaktan yorulmuş gibi kolu ağır ağır aşağıya indi. Ali'nin hizasına gelince durdu dimdik uzandı ve daha aşağı inmedi. Şakir'in biraz evvel açılmayan gözleri şimdi yüz suvarlaktı ve biraz dışarıya fırlamış gibi görünüyordu. Başı biraz sağa eğildi ve gözü namlunun hizasına gelince iki defa arka arkaya tetiği çekti. Bütün bunlar tabancanın çıkıp havaya sıkılması ve sonra Ali'ye doğru uzanması bir nefes alımı kadar bir zamanda olmuştu ve bir şokları ancak silah sesi üzerine başlarını o tarafa çevirmişlerdi. Ali kurşunları yiyince başını geri atmış ve oturduğu kütükten aşağı toprağın üstüne vermişti. Meydanda bunların hepsi oynayanlar, davulcular, zurnacılar, rakı içenler, artık sızmaya başlamış bulunanlar birbirine girmişti. Herkes yerde yatanın başucuna koşuyordu. İhsan diz çökmüş, Ali'nin başını ellerine almıştı. Yanında ayakta duranlardan birine başıyla işaret etti. O eğilip yaralının göğsünü açtı. Kurşunlar dört parmak ara ile sol tarafa girmişlerdi. Siyah birer delikten ibaret olan bu yaralardan pek az kan geliyordu. İhsan başını kaldırarak etrafındakilere baktı. Gördünüz ya gitmiş demek istiyordu. Oradakilerden biri bilgiç bir tavırla ''Bırakın yakasını gayri, Allah rahmet etsin.'' dedi. Hep birden ''Allah rahmet etsin.'' dediler. Ancak bundan sonra akıllarına Şakir geldi. Başlarını çevirip baktıkları zaman onun hala orada ateş ettiği yerde durduğunu, tabancayı tutan sağ elinin ölü gibi aşağıda sallandığını ve diğer eliyle de kendisine götürmek, kandırıp kaçırmak isteyen Hacı Ethem'le diğer adamlarını uzaklaştırmaya çalıştığını gördüler.